tweet ile alakalı Telegram'dan açıklama yaptım arkadaşlar. Sizlere bu konularla alakalı o olayların hepsini anlattım. Sizden ricam yani tamam evet haklısınız ama pek zarar eden sizmiş gibi konuşmayın. Size en başında da söyledim. Hani bazı arkadaşlar öyle bir yorumlar yapıyor ki diyor işte senin attığın video ile alan adının alındığı tarih aynı. Ulan şimdi bir şey diyeceğim küfür edeceğim. Benim yapmaya çalıştığım olay orada anlatmaya çalıştım olayı bilsen onun ikisinin neden olduğunu zaten anlayacaksın. Çünkü o bir reklam değil, o bir şey değil. Ben daha ilk projenin daha ilk çalışmaları yapıldığında çıkarttığım olaylardan bir tanesiydi. Bu. Ama bazı arkadaşlar anlamıyor, anlamamak istiyor. Ben de inadına, inadına gideceğim. Bir Pengus'tan 500 dolarlık daha ekleme yapacağım. Her günde mümkün oldukça da ekleme yapacağım. Para benim değil mi? Ben kendim dolandırılacağım. Ben kendim zarar edeceğim. Ama hala görüyorum ki bu piyasaların bu kadar tehlikeli olduğunu anlamayan arkadaşlar var. Araştırın arkadaşlar araştırın. Allah beyin vermiş, Allah akıl vermiş. Bunu araştıracaksın. Araştırmıyorsan bu senin suçun. Başka birine bunu yıkamazsın. Ben sadece aracıyım ve bu konularla alakalı sizlere mümkün oldukça yardımcı olmaya çalışıyorum. Bir önceki videoda da söyledim. Kripto paralardan parayı alabildiğim kadar alacağım. Karımı alabildiğim kadar alacağım. Sonrasında ise işte senedine zaten geçeceğim dedim. Edebiliriz. Zaten bu projelerde 10 tanesinde 2 tane 3 tane tutuyor. Ama tuttu mu da tam tutuyor bilmiyorsanız bu işi yapmayacaksınız arkadaşlar. Bak zaten şu an nakitte olduğumuz halde bile, bak nakitte olduğumuz halde bile belli başlı yine zarar ettik. Nakitte olmasan da zarar ettin. Kripto para düşmese de zarar etti. Hem bu konularla alakalı bunları anlatacağım sizlere. Hemen geçiyorum. Faiz kararının açıklanmasının hemen arkasından dolarda sert bir şekilde geri çekilme yaşandı arkadaşlar. Bu sert geri çekilmenin hemen arkasından da kripto para yatırımcıları da nakitte dursa bile çünkü dolar üzerinde duruyorlar. TL duranlar zararda değil ama Evet, hem USDT'de duranlar hem de normal bir kripto parada duranların çoğu o kripto para düşmese bile zarar etti. Hani bu da bir dolandırıcılıktır değil midir? Şimdi bu dolandırıcılık değil mi? Hani bizim için gerçekten çok büyük sıkıntılı bir süreç oldu değerli arkadaşlar. Yani nakitte bile zarar etmeyi tecrübe edinmiş insanlar olduk bizler. Daha öncelerinde de birkaç defa yaşamıştım bu doların en son sıçrama yaptığı dönemlerde şu şu olaydı, şu 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 muydu yok bu değildi pardon özür Şuralarıydı galiba ya. Bu büyük bir sıçrama yapmıştı ya. O dönemde sonra bir daha geri çekildi. Tepelerden dolar alanlar şu an tabii ki de haliyle sıkıntıda. Şimdi Bitcoin tarafına geri döndüğümüzde ise şunu söyleyebilirim. Evet Bitcoin'de şu an çok fazla fiyatta geri çekilmiyor ki. Hatta dün de sizlere söylediğim bir fiyat artışı yaşanabilir gibisinden. Ben videoya attım hemen arkasından da fiyatta yükselişler geldi. Ve gördüğüm kadarıyla da BNB'de Kaç? %102 almış olan bazı arkadaşlar var. Bana PNL'lerini gönderdiler. Teşekkür ettiler. Bunlarla alakalı zaten yorumlarınızın hepsini görüyorum. Mümkün oldukça da beğenmeye çalışıyorum ama şu sıralar e, kripto para tarafında çok dikkatli olun arkadaşlar. Bakın bu kripto para tarafı düşecek diye söylemiyorum. Doların hareketlerinden dolayı söylüyorum. Çünkü bazı arkadaşlar bazı konuları anlamadığından dolayı bunları artık videoların içerisinde mümkün oldukça vurgulayarak söyleyeceğim arkadaşlar. Bakın Bitcoin'in geri sert çekileceğinden dolayı söylemiyorum bunları. Doların geri çekilme ihtimaline karşılık elinizde zarar ettirme durumları olabileceğinden dolayı söylüyorum. Bunu da tırnak içinde söylüyorum. Ben şu an söylediğimi anlamadıysanız büyük ihtimalle kripto parayla alakalı hiçbir bilginiz yoktur. O yüzden hemen alt teptör çekip bu piyasalardan direkt olarak çekelim. Gördüğümüz üzere tam şuralar hep bir satış baskısı olarak geliyor arkadaşlar. 26 800 lere kadar bir yeni oldu ve geri reddi yine yaşandı. 4 saatlik mumlardan hemen bir günlük mumlar alıyoruz ve burada bunu açık ve net bir şekilde görüyoruz. Bu da bize şunu gösteriyor yani yakın zaman dilim içerisinde tekrardan şu destek noktalarının bir retest atılma olayları yaşanabilir. Bu olaylar günlük olarak yaşandığından dolayı sizlere günlük günlük videolar asmaya çalışıyorum. Bir önceki günle bugünü sakın ola sakın karşılaştırmayın. Burada uzun vadeciyseniz sizin için herhangi bir önemi yok fakat kısa vadeciyseniz bu altcoinleri büyük etkileyebilir. O yüzden mümkün oldukça dikkatli davranın. Yine bu konular ile alakalı kafanıza takılan bir şey olsa yorumlarda yazmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşçakalın. Kendinize çok çok iyi bakın.